Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen programla kutlandı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çölenk sunumu gerçekleştirilerek İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göklere çekildi. Nisan kutlamaları kapsamında Çayda Çuran Okulu öğrencileri Kasım Kemal Özcan ve Rihem Yeşilgül Okul Müdürü Cuma Ali Şahin ve Müdür Yardımcısı Sevda Müge Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'i ziyaret etti. Minikler temsili olarak Milli Eğitim Müdürü'nün koltuğuna oturdular. Ödevleri kaldıralım mı okulda? Olur. Olur mu? Meyve. Evet. Hepsini yersek daha güçlü, sağlıklı oluruz değil mi? Daha iyi anlarız. Derslerimizde daha iyi anlarız. Evet. En güzel o. Öğretmen de gerekeni yapıyor değil mi? Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamı Elazığ valisi Dr. Ömer Toraman'dan devralan Şehit Fevzi Gürs Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yuşa Ayberk Yıldırım depremden etkilenen depremzedelerle ilgileneceklerini ifade ederek projelerini anlattı. Aynı zamanda ilimize gelen depremzede misafirlerimizin barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, yaralarını sarmak için valilik olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yaptığım araştırma sonucunda Türkiye kitap okuma sıralamasında dünyada 86. sırada bulunuyor ve bu durum beni çok üzüyor. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek, bu alışkanlığı kazandırmak için valilik olarak ilimizdeki mahallelere kütüphaneler kuracağım ve bu valilik makamının ve devletimizin desteğiyle bir kitap toplama kampanyası başlatacağım ve bu olayın yakın takipçisi olacağım. Hayvanların öldürülmesine karşı çıkan Başıboş Kedi ve Köpeklerin Hayvanseverler Derneği ile sahip edilmelerini sağlayan Atamın Yolunda giderek çocukların hayvanlarla iç içe yaşayabileceği temiz ve sağlıklı barınaklar kuracağım. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu'ndaki programla devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, ülkenin geleceği çocuklar olduğunu vurguladı. Sizler bu milletin geleceğisiniz. Ülkemizin aydınlık geleceği sizlerin mimarlığında şekillenecek. Ülkemiz sizlerle gelişecek ve daha da güzelleşecektir. Sizler bizim varlık sebebimiz, en büyük hazinemizsiniz. Her anne babanın, her öğretmenin geleceğe dair umutları ve hayallerisiniz. Sizlerin başarısı geleceğimizin başarısı olacaktır. Bu uğurda bizler ise sizi destekleyerek daha iyi imkanlar sunmak adına var gücümüzle çalışacağız. Sizlerle birlikte inşa edilecek geleceğimize inanıyor ve güveniyor. Sizleri çok seviyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı programı minik öğrencilerin gösterileriyle sona erdi. Kardeşlik duygusuyla.